Katte ni inaku natte gomen ne. Sizi bu şekilde bıraktığım için üzgünüm. Güler yüzünüz ve desteğiniz için teşekkürler. Rabbi, anne ve baba, sağlıcakla kalın. ...21 yaşındaki Makiko, 4 yıl önce ailesine haber vermeden evi terk etti. Son sözlerini bir mektupla iletmek yerine keşke benimle konuşsaydı. Gittiğine hala inanamıyorum. Kayıp kızlarını bulmak isteyen aile isimlerini gizlemeyi tercih ediyor. Her şey onun bıraktığı halde duruyor. Bu odada sanki zaman durmuş gibi. Makiko cüzdanı ve cep telefonu dahil tüm eşyalarını geride bıraktı. Anahtarları hala pencere pervazında asılı halde duruyor. Asla dönmeyebileceği ihtimalini, bunun son olduğunu ve durumu kabul etmem gerektiğini kendime hatırlatıyorum. Beni görmek istemiyorsa onu zorlayamam. Makiko'nun ruhsal sorunları vardı. Yakın zamanda bir ayrılık yaşadı. Cesedi bulunmadığı için intihar ihtimali üzerinde durulmuyor. Polis evden kaçtığını düşünüyor. Ortadan kaybolduktan sonra eşim ve ben bu bankta yarım saat, bir saat kadar oturup arabasıyla geçip giden insanları seyreder, onu göreceğimizi umardık. Japonya'da kaybolan kişi rızasıyla terk etmiş gibi görünüyorsa, intihar şüphesi yoksa, suça ya da kazaya karışmadıysa polis olayı soruşturmayı reddedebiliyor. Kanunen düzenlenmese de uygulamada insanların kayıplara karışma hakkı olduğu kabul ediliyor. Pek çok ülkede kaybolan kişinin eşyalarını bırakması ve psikolojik durumunun şüphe uyandırması polisin harekete geçmesi için yeterli. Kaybolduğunu bildirmemize rağmen polis hiçbir şey yapmadı. Hakikat bu. Sık sık karakola giderdik, gece vakti bile. Çünkü eşim psikolojik olarak çökmüştü. Bir gün polis bize, kızınızın dosyası elimizdeki tek vaka değil. Japonya'da her yıl kaç kişi kayboluyor biliyor musunuz? 90 bin kişi, dedi. Umarız hayattadır ama bir yanımız ölmüş olabileceğinden korkuyor. Sanki bir çemberin içinde dönüp duruyoruz. Biz ölene kadar kızımız aklımızın bir köşesinde olacak. Her şeyi geride bırakıp yeniden başlamayı kim düşünmemiştir ki? Japonya'da çok sayıda insanın yaptığı da bu. Japonca'da bunu anlatmak için bir kelime bile var. Juhatsu ya da buharlaşanlar. Her yıl binlerce insan yeni bir hayata başlamak üzere ortadan kayboluyor. Herkesin gerekçesi farklı. İş yerinde ya da okuldaki sorunlar, borç, ruhsal sorunlar, ev içi istismar, aile içindeki kavgalar. Bazen de görünürde hiçbir sebep olmuyor. Polisin yardım etmek konusundaki gönülsüzlüğü insanları özel dedektif tutmaya itiyor. Özel dedektif bir hafta önce kaybolan 27 yaşındaki bir erkeği arıyor. Rahatsız ediyorum, kusura bakmayın, birini arıyorum. Yakın bir zamanda bu fotoğraftaki kişiyi gördünüz mü? Kayıp şahsın ailesi tarafından tutulan dedektif araştırmaya başkentin ucuz otellerinden başlıyor. Kayıp şahıs çok yer değiştirdi ama cep telefonu kayıtları sayesinde otel rezervasyonu bilgilerine ulaşabildik. Telefon şirketleri için çalışan muhbirlerden faydalanmak gibi alışılmadık yöntemlere başvuran dedektifler de var. Ancak şans faktörü önemli. Bazen olaylar çok çabuk gelişir ve kayıp kişiyi hemen buluruz.
Bazen 2-3 otele göz attıktan sonra buluruz. Dedektif günde 50 oteli ziyaret ediyor. Dosyası fotoğraflar ve yaptığı gözlemlerin ayrıntılarıyla dolu. Polis misiniz? Hayır. O zaman sizinle konuşmak sorun olabilir. Anlıyorum ama en azından bu kişiyi görüp görmediğinizi söyleseniz. Emin olmak çok zor. Bugünlerde herkes maske takıyor. Japonya gibi insanların mahremiyete önem verdiği bir ülkede özel dedektif tutmak oldukça pahalı. Günlük ücret 500 euroya kadar ulaşabiliyor. Üstelik başarı garantisi de yok. Neyse ki bu eski polis memuru yakınlarını arayan ancak özel dedektif tutmaya gücü yetmeyen kişiler için 20 yıl önce bir grup kurmuş. Bugün 3 yıldır oğlunu arayan bir babayla buluşacak. Banka ekstrelerine göre biri, büyük ihtimalle oğlu bu bankadan nakit para çekmiş. Japonya'da kişisel veriler yasayla korunuyor. Bankaya gidip güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak bana yardımcı olmalarını istedim. Kabul etmediler. Bunun kişisel bir bilgi olduğunu, bu sebeple de gizli kalması gerektiğini söylediler. Cep telefonu operatörüyle de benzer bir sorun yaşadım. GPS konumunu paylaşmalarını istedim, ancak mahremiyet gerekçesiyle reddettiler. Savaş sonrası Japonya Anayasası bireysel özgürlükleri güvence altına alıyor. Bu durum savaş öncesi iktidarı istismar eden militarist otoritelere bir cevap niteliğinde. Birinin rızası olmadan o kişiye dair özel bir bilgiye ulaşmak neredeyse imkansız. Banka hesabında para olmadığını gördüm. Bu yüzden ona para gönderdim. Eğer oğlum parayı çekerse hayatta demektir. En azından hayatta olduğunu bilirim. Her para çekişinde rahatlıyorum. Bu adeta oğlumla benim aramda bir bağa dönüştü. Japonya'da ortadan kaybolan kişilerin tekrar evlerine dönmesi sık karşılaşılan bir durum değil. Bu hadise o kadar yaygın ki insanlara ortadan kaybolması için yardım eden şirketler bile var. Birkaç bin euro karşılığında gece nakliyecileri müşterilerin mobilyalarını ve kişisel eşyalarını gizli bir konumda bulunan geçici bir merkeze yolluyor. Her şey tamamen yasal. Jake Adelstein 30 seneden fazladır Tokyo'da yaşayan bir araştırmacı gazeteci. Araştırması sırasında nasıl ortadan kaybolunacağına dair temel bilgiler içeren kitaplara rastlamış. Bu ortadan kaybolmanın kutsal kitabı. Kaybolmak ve bulunmamak için yapılması gereken her şeyi anlatıyor. İçinde insanlara iyi olduğunu, başının belada olmadığını anlatmak için bırakılması gereken mektubun bir örneği bile var. Bu hayattan bıktım ve başka bir yere gitmeye ihtiyacım var. Bir gün geri döneceğim. Bu ifade oldukça önemli. Çünkü eğer bir gün döneceğini söylersen, polis senin hakkında kayıp şahıs soruşturması başlatamaz. Çok sayıda insan başarısızlığı yargılayan ve gruba uyumu bireysel mutluluğun önüne koyan Japon toplumunun baskısından kaçmak için ortadan kayboluyor. Japonya'da utanç duygusu oldukça zorlayıcı. Japonya affetmeyi seven bir ülke değil. İnsanlar utanç ya da borç içinde yaşamaktansa her şeyi geride bırakarak sıfırdan bir hayat kurmayı tercih ediyor. Kimileri ise ölmeyi seçiyor. Ben intihar etmelerindense insanların ortadan kaybolmasını tercih ederim. Bu iki kitap da işte bu tema üzerine kurulu. Kendini öldürme, ortadan kaybol, sıfırdan başla. Vanish, start again. Japonya, G7 ülkeleri arasında en yüksek intihar oranına sahip. France 24, kaybolan kişilerden birine ulaşmak için aylar süren bir araştırma gerçekleştirdi. Ülke çapında her yeri aradık. Araştırmamız bizi Osaka'daki bir mahalleye götürdü.
Kamagasaki 1990'ların başında yaşanan ekonomik krizin sembolü. Yoksulluk ve işsizliğin pençesindeki pek çok insan o günlerde çareyi kaçmakta buldu. Kamagasaki yıllardır önceki hayatından kaçanlara ev sahipliği yapıyor. Burası kendilerine ait hissettikleri Japonya'daki az sayıda yerden biri. Bu kilise şehrin yoksullarına yardım ediyor. Geçmişe takılıp kalmışlar. Umutları yok. Hayat amaçlarını kaybetmişler. Vizyonları yok. Hayalleri yok. No dream. Bu adam neredeyse 21 yıldır uyuyor. Japonya'nın kuzeyinden olan 63 yaşındaki bu adam işini kaybedip kumar borçlarını ödeyemez hale gelince Kamagasaki'ye taşınmış. Elimdeki hayatı at yarışı gibi bahis oyunları yüzünden kaybettim. Kardeşim artık bana bakmıyordu. Kayınvalidesi ve diğerleri bunu yapmasından hoşlanmadı. Ben de üzerinde düşündüm. Evi terk etmeye ve yalnız yaşamaya karar verdim. Öylece çekip gittim. Hiçbir şey demeden mi gittin? Evet. Siz kendi hayatınızı yaşayın, ben de kendiminkini dedim ve tüm bağlantımı kestim. Yaşım 60'a yakın. Torunlarım olabilirdi. Ama yalnız öleceğim. Çünkü kardeşlerimle olan bağı kaybettim. İşte hayatım. Sahip olduğum tek şey. Buradaki tüm insanlar buharlaşan kişilerden oluşmuyor. Evini terk edip hayatını geride bırakan herkes sokakta yaşamak zorunda kalmıyor. Kaybolma vakaları koronavirüs pandemisiyle birlikte azaldı. İnsanlar virüse yakalanmaktan korktukları için daha az seyahat etti. Ama hayat pahalılığı gibi yeni sorunlar daha fazla insanı bilinmeze itme ve ailelerini umutsuzluğa sürükleme riski taşıyor.